Olak, size hoş geldiniz. Bugün konuğum Atinalardan o ben Budak. O ben hoş geldin. Kalimerasa, hoş buldum. Çok mutluyum valla konuştuğunuz için. Herkese güzel günler. Nasıl gidiyor? Valla burada hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. O yüzden bizim de bir içimiz kıpırdanıyor yani. Hava da güzelleşti. Tek beklediğim yaz dönemiydi zaten. Tabii. Yani yıl boyunca yaptığım tek şey yazı beklemekti. Ama böyle bir yaz hayal etmemiştim ama pazartesi, geçen pazartesi işte sokağa çıkma yasağı artık kalktı. Biz devletin verdiği bir numaraya mesaj atıyorduk. Ona göre dışarı çıkma hakkı kazanıyorduk ya da kazanmıyorduk. İki ay yakın bu şekilde evde geçti aslına bakarsan. Şimdi pazartesiden beri herkes daha bir rahat. Yani en son dinlediğimde çünkü koronadan ölen kişi sayısı yoktu ve sadece iki kişi de görülmüştü son yapılan testlerde. O yüzden tabii buradaki insanlar biraz daha rahat. Bir de Yunanlılar da bizim gibi hakikaten böyle ufak bir aralık buldular mı hemen dalıveriyorlar içeriye. O yüzden herkes dışarıda vallahi. Ben sadece bir yürüyüşümü yapıp geliyorum. Daha sosyalleşmeye başlamadım. O aşamaya geçemedim yani. Bu güzel. Biz bu Olak Ses kanalındaki yaptığımız çekimlerde aslında sanatçılarla performansı ve röportaj işinin Hürriyet'te yaptığının bir benzini burada yapmaya çalışıyoruz. İşte görüntülü YouTube dünyası, biz de oraya girdik. Bir 4-5 aydır yapıyoruz ama evden bu işi yapmaya başladıktan sonra herkesin de karantina döneminde yaşadığı bir sürü konu var. Ben de arkadaş kontenjanıyla hemen başladım işte. Geçen hafta New York'tan Elif'le yaptık. Bu hafta Atina'da senle yapıyoruz. Ben harika. Aslında birazcık senle ilgili notlarımı aldım. Yani aslında biraz seninle ilgili başlayayım. Hani tamam. Senin girmediğin iş yok. Yaptığın iş hani aslında hem lifestyle hem eğlence ama her yere dokunuyorsun. Nasıl başladığın ve hani orayla ilgili böyle çok kısa bir giriş yapalım. Sonra üstüne ben devam edeyim. Ya bayağı geriye gideceğim o zaman. Nasıl başladım? İlk önce yani bu üniversite yılları başladığı zaman işte mankenlik ajansına falan kaydoldum. O zaman herhalde işte eğlencemi arıyordum. Ne arıyorsam oraları tam hatırlayamıyorum. İşte Başak Gürsoy ajansında yan kadroya girmiştim. Bir sene orada geçirdim ki yaşım 18'di. Bir sene sonrasında da Gaye Sökmen'e geçtim. Gaye Sökmen'de işte reklam çekimleri falan, daha çok taze olduğum için o kadar podyum mankenliği yapmamıştım açıkçası. Ama güzel reklam filmlerinde oynuyordum o dönemde. Umur Turoga'yla bir reklam çalışması yapmıştık hatta, Mavi Cins'e. Orada aklımda kalmışım. Ondan sonra birkaç ay sonra işte kendisi beni aradı. Yeni bir birine işte reklam video klip çekeceğim. Çok iyi bir genç rockçı çıkacak. İşte onun klibinde seni de oynatmak istiyoruz. Zaten hep arkadaşları oynayacak. O yüzden eğlenceli bir ortam diye beni çağırdı. Ben de okey falan, neden olmasın yani. İsmi söyledi ama hiç benim için hiçbir şey ifade etmedi. Çünkü Şebnem Ferah adını o döneme kadar hakikaten hiç duymamıştım. Ama onun en sevdiğim şarkılarından bir tanesi Vazgeçtim Dünya'nın klibinde oynamak üzere stüdyolara gittim. Ana, bir de görüyorum ki stüdyoya girer girmez işte bir yerde Demir'le Sertip Erener oturuyor. İşte öteki tarafta Tarkan Gözü Büyük Janset'le böyle bir gruplaşmalar. İskender Paylaş'ı gördüm hayatımda ilk. Ünlüler getirdi. Evet, yani herkesi hayatımda tabii ki normal olarak ilk kez görüyorum. Benim heyecanım daha da bir arttı ve o klip çekimlerinde işte Sertap'la tanıştım. Daha doğrusu orada Alp Turaç'la tanıştım. Bütün gün konuştuğum o tatlı adamın benim albüm kartonetlerinde adını okuyup umarım bir gün tanışırım diye düşündüğüm işte ünlü ses mühendisi Alp Turaç olduğunu da ikinci günde falan öğrendim yani. O döneme kadar onu da anlamamıştım açıkçası. Sonra işte ona anlattım ya, dedim ben de şarkı söylüyorum, şarkı söylemek istiyorum, işte bir şeyler yapabilir miyiz falan filan. Dedi neden olmasın, yani görüşelim, nasıl görüşelim? Dedi işte biz Sertab'ın albümünü kaydediyoruz. What? Benim gözlerim bu kadar oldu tabii ki. Sertab gibi albümüme de yani benim için ya herkes için en efsanevi Sertab. İnanılmaz albüm.
Evet, yani sen... albüme bak. Tabii tabii yani evet tam yerine denk gelmek diye buna derim. Sonra orada stüdyoya gidip işte Sertab'a birazcık kendimi anlatmaya başladım. Ben dedim işte böyle böyle şarkı söylemek istiyorum, vokalistlik yapmak istiyorum. O dönemde de Emre Altu onun erkek vokalistiydi. Fakat askere gideceği için işte bir açıklık olacaktı. Neyse onu değerlendirmek adına ben gittim. Ama o gün hayatımda yaşadığım en heyecanlı günlerden biriydi herhalde diye düşünüyorum. Çünkü piyano başına Sertab geçti ve ben onun karşısında şarkı söylemeye çalışacağım ve ikimiziz yani stüdyoda başka kimse de yok. Ne çalayım dedi böyle işte piyanonun şeyleriyle uğraşıyor falan filan derken. Neyse çok uzatmayayım onunla çalışmaya başladım. O dönemlerde... Ne çaldı peki? Bir dakika orayı söyle. Ben onu merak ettim. Ne çaldı? Ya çok komik. Levent Yüksel de yeni ayrılmışlardı o dönem ama ben Onursuz Olmasın Aşk şarkısını çok seviyordum. Bir de yani birine sesini göstereceksen, havanı atacaksan diyeyim. Sertab'a da hava atmak ne kadar mümkün onu da bilmiyorum ama gösterişli bir şarkı seçmek istedim. Ve hatta hiç unutmuyorum ya şey kusura bakmazsanız ben Onursuz Olmasın Aşk'ı söylemek istiyorum falan dedim böyle yani. Çünkü eski kocasının şarkısı sonuç. Evet yani falan ama yani 19 yaşındayım yani yaptığım ne mantıklı ki o söylediği mantıklı olsun. Sertab Erener'in karşısından çıkmış bir 19'luğum yani öyle düşünürsek. Neyse o şarkıyı söyledim. Sonra işte Sertab gibi albümü çıktı. Fakat ben ya itiraf etmeyeyim biraz tarihsiz bir döneme denk geldim. Çünkü Sertab gibi albümü herkes takip etmişti herhalde. İlk çıktığı zamanlarda çok tutmadı. Değeri çok sonradan fark edilen albümden de. Çünkü herkes böyle hop bir de Sezen Aksu şarkıları bekliyordu Sertab'dan. Ama o da kendini daha çok ifade edecek, kendini başka bir yere koyulmasına neden olan bence albümü yapmak istiyordu. Neyse Sertab'la çalışırken ilk yapmış. Evet. Vallahi, evet aslında. İlk yapmış. Doğru. Ama işte o stüdyo döneminde o kadar çok şey öğrendim ki zaten işte bir gün Fahir Atakoğlu geliyor, diğer gün işte Atilla Özdemiroğlu gelip işte Bozlak şarkısını yapıyor falan. Yani gelen gidenin haddi hesabı yok. Ben kendimi çok kötü hissettim tabii ki. Şey olarak yetersizlik anlamında kötü hissettim. Ne yapayım? Ben dedim işte bari şan dersi alayım diye. Sertab'ın hocası aynı zamanda Gül Sabar'dan ders almaya başladım. Sonra onunla o kadar tatlı bir ilişkimiz gelişti ki ben işte işletme okuyordum aynı zamanda o dönemde. O okuldan ne kadar mutsuz olduğumu onunla paylaşıp yani kendisi teklif etti. Sen de işte okumak istemez misin yani konservatuara neden girmiyorsun dedi. Ya o döneme kadar öyle bir cesaretim olmadığı için denememiştim bile, aklımdan geçirmemiştim. Ama onun söylemesiyle beraber evet ya dedim neden olmasın deyip ben sınavlara hazırlanmaya başladım. Aynı dönemde de Sertab'ın işte yeni albümü çıktığı için işte onunla televizyon geziyorduk. Bir keresinde de Star'da bu Sabah Şekerleri programına gittim sevgili Şevnem Dönmez'in. Ve ismi lazım değilin programına. Bir zamanlar öyle şey vardı. Evet ya çok tatlılardı, eğlenceliydi hakikaten. Onun programına gittiğim sırada da Kral TV'nin yöneticileriyle karşılaştım. Ama resmen karşılaştım yani işte. Sertab stüdyodayken ben dışarıda geziyordum. Ne için bilmiyorum ki su mu alacaktım, tuvalete mi gidecektim çok emin değilim. Orada Kral TV'nin müdürlerinden Müştak Ayvaz'la karşılaştım. Gelsene sen benim odama falan dedi şöyle bir. Ben ilk önce bir gerildim. Yanlış bir yerde miyim acaba? Burada bulunmamam mı gerekiyordu? Hayatımda ilk kez bir televizyon binasına gidiyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. Neyse meğerse işte tarzım hoşuna gitmiş. Bizle çalışmak ister misin? İşte seninle deneme çekimi yapalım falan filan dedi. Sertab albümünü tanıtırken ben orada yeni bir iş bulmuş oldum kendime. Öylece Kral'a girdim. Kral kısmı çok iyi hani başlangıç demek ki hani bir aralarsa orada senin üstüne bir ışık bir el gelmiş yani hani işin
İşten işe geçmeye başlamış. Evet. Tabii bir de bunun galiba hani yani Sertap'tan sonra herhalde Ajda dönemi var. Esas bir diğer merak ettiğim kısım da o zaman. Evet. Aşkın Nurengi ve Emel Muhtar'ın. Ajda Pekkan döneminde ben Kral'da çalışıyordum. Kendisi hı hı. O dönemde ilk yaptığı Best Of albümü yapmak için çalışıyordu. Nişantaşı'ndaydı hatta stüdyosu. O günü de hiç unutamam. Haykıracak Nefesin Kalmasa Bile o şarkının orijinalinin adı o muydu ya? Haykıracak Nefesin değil mi? Yanlış söylemiyorum. Unutmuş olmayayım da. Haykıracak Nefesin ben de bilmiyorum. Ona vokal yapmak üzere beni davet ettiler. Ajda Hanım'la da o şekilde tanıştım. İşte yine Şebnem Ferah vardı hatta. Birlikte vokal yaptık o gün o şarkıya. Artık tanıyorum sizi. Şebnem tanımayacak gibi değiliz canım. Yani ilk senede inanılmaz patlamıştı hakikaten. Neyse Ajda Hanım'la o gün tanışıp çok iyi anlaştık. Tatlı da müzikal bir sohbetimiz olmuştu. Ondan bir hafta kadar sonra Ajda Hanım'ın orkestra şefi Turan Yükseler Hoca beni aradı. O ben işte biz seninle çalışmak istiyoruz. Sana da uygunsa. O dönemde sadece Günay çalışmaları vardı. Albüm daha piyasaya çıkmamıştı. Ama haftada 3 gece Günay'da çalıyordu. Bizimle çalışır mısın diye beni davet ettiler. Ben de dedim neden olmasın. İkinci bir piyano muhabbetim de Turan Yükseler'le oldu bu sefer. Tanrım diyorum. Yani nereden nereye geliyorum böyle. İnanılmaz şeyler yaşıyorum kendi çapımda. Ondan sonra da Ajda Hanım'la çalışmaya başladım. Ama Ajda Pekkan'la çalışırken onun herhalde yaşadığı en güzel döneme denk geldim diyebilirim. Çünkü kariyerinde bir duraklama yaşadığı bir dönemdi o Best Of öncesinde. Deli gibi albümleri artık satmıyor. İşte bu gelen gençler onun yerine mi geçecek söylentilerinin çok yukarıda olduğu günlerdi. Fakat bu Best Of albümle beraber Ajda Pekkan'ını yapıp tamamen yeni bir süperstar. Yeniden. Evet, yeniden süperstar olduğunu herkese anlatmış oldu. Ve hakikaten biz haftada yani 5-6 günü ben onunla ekstra çalıştığımı bilirim. Yani inanılmaz günler yaşadım onunla. Ajda Pekkan tarafı da böyleydi açıkçası. Yani hep şey diyorlar ama Ajda Pekkan'ın tabii her büyük sanatçının prensipleri tabii ki de var ama Ajda Pekkan'la alakalı hani benim de böyle duyduklarımdan yola çıkarak çok ciddi ve hani böyle acayip işiyle alakalı kıskıya bağlı olduğu hani böyle kimsenin gözünün yaşına bakmadığını falan söylüyor. Öyle aklında kalan bir anı var mı yani böyle hani bir anda yakıp hani kendinize böyle falan bir durum var mı? Var. Yani var tabii ki. Ama şimdi mükemmeliyeti arayan kim yapmaz ki o? Şimdi sahnede Ajda Hanım hata yapıyor mu? Yapmıyor. O zaman sen de yapmayacaksın. Yani onu temsil ediyorsan, arkasındaysan. Ya şarkı söylüyorsun, ya basını çalıyorsun, ya perküsyonundasındır bilmiyorum. Ama ne yapıyorsan yap, orada olman gerekiyor. Tabii ki öyle kızgınlıkları vardı. Nota kaçırana, işte ne bileyim yanlış yerde girenlerin hesabı konser sonrasında soruluyordu hakikaten onlara şahit. Yani ama tatlı bir şekilde canım yani öyle bir neden oldu bu diye bir konuşuyor. Tabii ama zaten başka türlü de öyle bir mertebeye ulaşılamıyor yani onun tabii ki de bir, bunlar bir şeyin bedeli evet, yani, yani öyle olmuş da böyle olmuyor. Tabii ki hikmet yani ben 8 saat boyunca stüdyodan hiç çıkmayıp şarkı söylediğine kendim bizzat şahit oldum ya yani. 8 saat diyorum sana ya yani böyle stüdyoda hiç ara vermeden şey yeni bir şarkıyı kaydetmeye çalışıyor. Keza Sertap'ta da öyle o albümde artık yoruluyordu yani şarkı söylemekten ama daha iyisini tabii. Yapacağım daha iyisini yapacağım diye denemekten vazgeçmiyordu yani böyle böyle onlar yükseliyorlar yoksa işte ben şuradan bir tane şarkı bulayım hadi gideyim bir saatte onu söyleyeyim bir de hiç utanmadan söylüyorlar ya o yeni şarkıcılar ay gittim bir kere de okudum çıktım falan yani çok büyük bir şeymiş gibi abi bir kere de okuma şarkı dediğim bir kere de okunmaz yani bunu bile artık çok önemli bir şeymiş gibi söyledikleri için bu süperstarlar kolay gelmiyor yani onu anlatmaya çalışıyorum. Bir olmalarının hakikaten bir tabii. Nedeni var. Senle bu söyleşi yapmadan önce biraz araştırırken seninle ilgili en büyük kaynaklardan bir tanesi Habertürk'te Heja'nın seninle yaptığı bir söyleşi var. Heja'ya da buradan selam. Kendisini çok severim. Nerede durduğunuzla alakalı ben o gerçeği orada öğrenmiştim. Sen bir sağlık sıkıntısı atlatıyorsun ve aslında bu kariyer aslında şu an bambaşka bir yere gidebilen bir şey olabilirdi herhalde ama hayat biraz başka bir yere götürmüş. Ya, sen anlat. Evet. Orası kesinlikle öyle oldu. Belki ben de sana enstrümanımla katılabilirdim bu programa. Ama olmadı. Yani evet, belli olmaz hakikaten. 22-23 yaşındaydım galiba yanlış hatırlamıyorsam. Akciğer kanseri olduğumu öğrendim.
Hakikaten bir işte bazen senin eşeğine çüş diyorlar ya, sen nereye gitmek istersen iste yapamıyorsun onu. Öyle bir döneme denk geldi. Benim de hakikaten yani hem televizyon anlaşması hem işte Arjun Pekkan'la çalışıyor olmam, hatta ondan sonra da Emel'le çalışmaya başladım kısa da bir sürede olsa. O dönemlerde gayet iyi giderken işte ATV'ye Top of the Pops programını sunuyordum aynı zamanda. İşte Tuğba Ünsal, evet, Hande Kazanova ile beraber. Evet evet. Her şey benim için harika gidiyordu ama öyle bir gelişme oldu. Yani yapabileceğin hiçbir şey yok. Benim için hakikaten şok ediciydi. Çünkü hiç unutmuyorum bunu. Ben Perşembe günü doktora gittim. Ve sadece işte solunum sorunları çekiyorum, öksürüğüm var falan gibi antibiyotik almaya gibi evden çıktım yani. Perşembe günü doktora gittim ve doktor durumun korkunç olduğunu, benim hemen ameliyat olmazsam o içindeki parçanın patlayacağından falan bahsetti. Yani düşünebiliyor musun? Tamamen bir travma. Yani hakikaten çok kötüydü. Yani hiç unutmuyorum, Amerikan hastanesinden çıktım. Eve doğru gideceğim, eve gitmeyi başaramadık. Bir apartman boşluğu, bir apartmana dalıp o boşlukta deliler gibi ağladığımı hatırlıyorum yani. O günleri hakikaten kolay geçirmedim. Ama geçirmem için çok zamanım oldu. Çünkü çok uzun süre yattım yani. Bayağı uzun bir süre dik bile yatamadan sadece tavanı seyrederek bayağı bir vaktim oldu. Bu yüzden de düşündüm. Yani ne yapabilirim? İşte nasıl çıkabilirim? Tabii ki o dönemdeki arkadaşlıklarım, ailem, annem, babam, abimin ilgisi. Onlar olmasaydı ayağa kalkamazdım ya. Yani o yüzden kanser hastalarına çok özel davranılması gerekiyor. Zaten tamamen moralle alakası olan bir hastalık olduğu artık biliniyordur. Doğru. Bu yüzden de öyle bir dönemi arkadaşlarım ve sevgili ailem sayesinde Atlattım ama yani ne zaman kiminle yaşayacağı hiç belli olmuyor ya, her an tabii ki tetikteyim. Tabii. Hayat çok değişken. Ya ben seninle alakalı tabii, ya ben buraya gelmeden önce seninle ne zaman yazıştığımıza baktım. 2008 senesinde ben bir blog yazıyordum. 12 sene olmuş işte. Ben seni o zaman takip ediyordum. Hem FHC'mi takip ediyordum, hem Aktüel'de de galiba yazıyordum. Ben sana demişim ki işte hani ben hani böyle bir şey yapıyorum kendi kendime. Hı-hı. Hani sizi de çok takip ediyorum. Hani nasıl buluyorsunuz? Bir ada bakıp bir yorum yapar mısınız demişim. Sen de tabii bana yine demiş. İşte çok tatlı bir şekilde. Yani şey işte yapıyor musun? Yazmışsın, ne güzel. Ben sana diyeyim işte devam et güzel falan diye böyle hani böyle bir neşeli bir şey yazmışsın. Aslında iyi demişim. Yani şuraya bağlayacağım aslında. Ben hani senin o neşeli, enerjik halin pozitif en azından. Auram derler. Yani senin öyle bir dışarıya verdiğin bir kişilik şeyin var. Bu kanserden sonra farklılaştın yoksa hani yani hani sen aslında hep böyle miydin yani? Yani hiç hatırlamıyorum önceki dönemimi ama genel olarak sevilen biriydim herhalde. Öyleyimdir diye düşünüyorum. Ama o hastalıktan sonra törpülediğim çok şey oldu tabii ki. Kendi üzerime düşündüm. Sadece bu pozitif olma değil. Yani ben işte Aslan Burcu'ydum mesela. İşte gereksiz böyle çıkışları olan, işte kendini sürekli öne atan, işte bir ortamda beni dinleyeceksiniz diye kendini yoran tuhaf bir tiptim aslına bakarsan. Yani sevgililerime de arkadaşlarıma da çok çektirmişimdir eminim ki o döneme kadar. Ama o işte hep hastane dönemimde bunları fark ettim. Yani işte kendi adıma neleri yanlış yaptığımı ve bu hayatı nasıl yaşamam gerektiğini biraz galiba o hastane döneminde şekillenmiş olmalı diye düşünüyorum. Çünkü bana yani 3 gün içinde ameliyat olmazsam hayatımı kaybedebileceğimden falan bahseden bir doktorla karşılaştım. Hayat o kadar güzel ki hiç bunları aklına bile getirmiyorsun, anladın mı? Full tam gaza basmış bir şekilde devam ediyorsun. Ama bir yerde seni durduranlar olabiliyor. O yüzden buna göre temkinli olmak lazım. Temkinden ziyade artık canımı sıkmamaya başladı hayatın sıradan gailesi. Yok işte sevgilim aramış, aramamış, beni terk etmiş ya da işte bir işi almışım, alamamışım ya da bir şeyi başarıp başaramamışım. Bunları benim hayatımda çok büyük etkileri olmamaya başladı bu dönemden sonra. Hayatım ona göre yani bir hastalıkla şekillendi diyebilirim tabii ki bu anlamda. Ama yani sorduğun soruya cevap vermem gerekirse pozitiviteyi herhalde o dönemden aldım diye düşünüyorum.
Çünkü yani ben ölümü gördüm ya, sen kimsin yani, anladın mı? Yani beni hiçbir şekilde yıkamazsın, evet, o sonu görüp yani yaklaşıp oradan çıkmak zor. Aynen. Hakikaten de öyle gerçekten. Zor değil, zor değil. Ama kolay da değil. Bir şekilde oluyor. Ben aslında aktüel, işte FHM, Habertürk, yani tabii bir tembihle sonra yazarlık bölümüm var. Buna bağlı olarak da ben, senin kitapların var. Hı-hı. Büyük falan filan falan filan hayvan. En sonunda ben de seni sevmiyorum. Evet. Bunu karantinaya bağlayacağım. Aslında yani yazmak çok farklı bir şey. Hani ben müzik yazıyorum ama o yazmakla kitap yazmak arası çok fark var. Onun çok farkındayım. Bu disiplin çok zor olsa gerek. Karantina döneminde hani kendinle alakalı böyle bir şey yapıyor musun? Yoksa hani hem biraz kitap kısmını konuşalım, hem de sana karantinanın kattığı böyle bir şey var mı? Konuşalım. Konuşalım. Üzüldüğüm de bir konu. Çünkü karantina öncesinde ben yeni kitabımı yazmaya başlamıştım. Benim 7 ya da 8 sene oldu vejetaryanlığım. İşte bunu her yerde dile getirmeye çalışıyorum. Çünkü bir bilinirlik artsın ve insanlar artık bu işten korkmasın. Bu konuya dair bir şeyler yazmaya başlamıştım. Geçen sene vegan oldum. İşte nasıl daha az et yiyebiliriz? Çünkü piyasada hep şey konuştu. Ay ben vegan olamam çünkü işte şunu yiyemiyorum, bunu yiyemiyorum falan diye insanlar hep kötü tarafına odaklanıyorlar ya olayın. Ama bunun bir de iyi tarafı var yani. Evet, okey, bazı şeylerden feragat etmemiz gerekiyor ama bunun yanı sıra yediğimizde milyonlarca şey var. İşte ben bu kötü tarafa değil de yemediklerimize değil de yediklerimizin yerine koyabileceğimiz şeylere dair bir kitap yazmaya başlamıştım. Ama karantina döneminde hiçbir şey yazamadım. Sadece tırnaklarımı yiyerek abuk subuk işte filmler, diziler izlemeye çalışarak, ki onların da çoğunu tamamlayamıyorum açıkçası. Öyle bir karantina geçiriyorum. Ama kendi kendime daha bir sürü şey öğreniyorum. Yani vegan dünyasına dair. Çünkü ben mesela kek, pasta yemeği aşırı ve yapmayı aşırı derecede seven bir insanım. Ama bu işte bunların içinde genelde işte süt ve yumurta olduğu için bir sürü şeyden uzak kalmaya başlamıştım. Bu yüzden bunların vegan alternatiflerini nasıl yapabilirime kafayı yordum. Biraz kendime yormuş oldum yani aslında kafayı karantina döneminde. Bu tip şeylerle uğraşıyorum. İnşallah bitirebilirsem korkmadan vegan olabileceğinizi anlattığım bir kitap bitirmiş olacağım. Sanki başlık geldi gibi, korkmadan vegan olabilirsiniz. Hayır, neden olmasın? Böyle bir sade bir başlık bulmaya çalışıyorum ama bulamadım henüz. Yani ben tabii işte senin hani aslında kariyerinle alakalı böyle bu konuştuklarını düşününce, hani sen gerçekten gittiğin işi hani yapıp güzelleştirip başka bir yere, hani böyle oraya tutunmayıp, yani o da bir başka bir şey bence. Hani bazısı da böyle koltuğu bırakmaz yani. Sen de ya bak, öyle bunu, bir şey sanki bunu bana hep söylüyorlar ama yani bir kere olsun anlatayım en azından. Yani o daldan dala. Şimdi ben hakikaten şarkı söyleyemediğimi anlayınca diğer sevdiğim işi yapmaya başlamak istediğim için gazeteye girdim. Dergici oldum ve bunun için hakikaten çok istiyordum. Yani lise döneminde Blue Jean editörlerine sürekli işte sizinle çalışmak istiyorum diye darlayan tiplerden biriydim yani. Büyüdükten sonra ben de onlardan. Hakikaten. Bak işte yani oluyor yani. Başka türlü olmuyor çünkü bu işler. Sonrasında da onlarla konuşup çok eğlenmişizdir hatta bu konuda. Ondan sonra bu dergicilikte full bir şekilde gaza basmış ilerlerken dergi sektörü bitmeye başladı. Yani benim çalıştığım FHM dergisinin genel yönetmeniydim o sıralarda. Dergimi kapattılar. Ya ama inanılmaz bir şey. FHM'i genel yayın yönetmeniydin. Yani hani onu da söylemekte fayda var. Hani orada küçük bir şey yazmıyordun yani. FHM gibi derginin genel yayın yönetmeniydin. Gerçekten zamanın çok önemli dergisi yani. Ya evet, hakikaten çok iyi. En çok satan erkek dergisiydi. Bana emanet etmişlerdi yani. Sonuçta bir estetik kaygıdan geçtiği için hepsi. O yüzden şahane bir şekilde de devam ettiğini düşünüyorum o dergiye. Benim yüzümden kapanmadı yani dergi. Dünyada da kapandı maalesef. O zaman ne yapayım, ben aç mı kalayım diye düşünürken ne yapabilirim diye düşündüm. Yani özel zevkim, tamam, deli gibi müzik dinliyorum. Zaten okulunu okumuşum. Okulunu geç, yani
bizim aile işte babam Türk sanat müziği dinlerdi, annem disco klasiklerini severdi, abim rock, heavy metal, o tarz müzikler dinler. Ev müzik dolu bir ev yani. Aynen, curcuna yani, anlıyor musun? İnanılmaz bir müzik bilgim var yani. İşte Manowar'ı falan biliyorum ben, ne alaka, hiç dinlemesem bile. Metal konusunda da aşırı hakimim. Çünkü abimle arkadaşlar işte Pentagram grup üyeleri, onlar geliyorlar, gidiyorlar sürekli. Onlarla birlikte bir çocukluğum geçti. O yüzden hiç dinlemesem de en azından konuşacak kadar bilirim metali. Öyle bir evde büyümüşken dedim çok iyi müzik bilgim var, ben o zaman arkadaşlarıma müzik çalayım. Böylece işte hatta Salomanje'de o dönemde işte Didem Özgen hatta işte yönetiyordu orayı. Onun işte bana birkaç gün verdi, hadi gel sen çal diye. Kendi sevdiğim şarkıları çalmaya başladım. Baktım müzik zevkimi seviyor insanlar. Bir hafta işte 10 kişi geldi. Haftaya, gelecek hafta bütün mekan doluydu gibi bir durum oldu aslında. Biraz insanlar benimle takılmaya da geldi tabii ki. Şahane bir DJ olduğum için değil yani. Onu görmek için şey olmamıza gerek yok. Yani aslında disco benim doğuşu bu oluyor gibi anlıyorum. Kesinlikle bu oldu. Kesinlikle. Bu. Evet. Benim yani parasız kalmayayım, bir şey yapmam lazım diye düşüncem beni DJ'liğe sürükledi. Ama böyle sadece işte şey gibi Spotify'ı açıp orada şarkılar geçmedim tabii ki. Ben işte DJ'leri zaten tanıyor ve seviyordum. Ben seni hatırlıyorum. Bayağı profesyonel iş yapıyordun yani. Evet, hakikaten de. Aynen yani, evet. Çünkü iş yani, bunu öğrenmen gerekiyor. Öyle işte bir Spotify listesiyle gidip ben DJ'lik yapıyorum demedim. Serhan Sabanlar'la çok çalıştım hatta disco şarkılarını. Onunla beraber zaten çok fazla seviyorduk. Onunla beraber bayağı bir takılıp neler oluyor, nasıl oluyor? Atla Deve değil zaten, sen de biliyorsundur. Traktör diye bir program var. Onu öğrendikten sonra şarkı geçişlerin derdi, bir zevkin de varsa yani bu işi yapıyorsan kolay bir şekilde yapıyorsun. O yüzden DJ'liğe geçmek o kadar zor olmadı. DJ'liğe geçmiş de değildim zaten. Sadece özel zevklerimi paraya döndürmeye çalışan biriydim. Ya aslında sende bir aslan burcu olmanın da etkisi vardır. Bir survivor etkisi var yani. Zor da olsa sen kendini oradan yukarı çıkartmayı biliyorsun. Bu veganlık konusu da aslında açtığın iyi oldu. Hani ben seni tabii Instagram'a takip ediyorum diğer bir sürü kişi gibi. Senin önerdiğin yemek konuları hani ilgimi çekiyor. Sağlıklı bir şey yaptığının farkındayım. Ya, en azından senin gibi seni tanıdığım için. Sen şimdi bunu tabii belli ki daha böyle zemini sağlam bir yere oturtup koyuyorsun. Hani tabii ki bir doktorluk tabii değil bu ama yani bunu yapıp sen fayda sağladığını gördüğün için hani veganlık bir yıldır diyorsun ama vejetaryenlik 7 yıldır. Sen evet, bununla alakalı kendindeki değişikliği nasıl görüyorsun veya gördün? Onu böyle söylemek belki burada faydalı olabilir. Ya bu işte hep benden önce eti bırakmış insanlara söylediği bir şey vardır. Yani ay çok hafifliyorsun, hafiflik. Herkes bir hafiflikten bahseder ama o hafifliğin ne olduğunu eti bırakana kadar aslında fark etmemiştim. Ama hakikaten yani yatmandan kalkmandan oturup kalkmana kadar yani nasıl bir hafiflik, nasıl bir enerji, bunu size gerçekten anlatmam mümkün değil. Artı benim kanser geçmişim olduğu için bu konuda da çok araştırma yaptım. Yani bu kanser neden oluyor? Yani bu bir tek herkesin söylediği gibi işte senin sadece annenin babanın ya da işte annenin babanın hikayesinde olması seni etkilemiyor. Sadece genetik değil yani konu. Sadece genetik değil, çünkü annenin baban seni sadece genetik olarak etkilemiyor. Bu yeme içme durumları da anne baban ne yerse büyüyünce sen de sonuçta onları yiyorsun. Bunlar olduğunu fark ettim ve yanlış şeyler yediğimi, işte bu paketlenmiş ürünler, işte o bir sürü abuk market ürünlerine veda etmem gerektiğini fark ettim. Yani ben sadece ete değil, paketlenmiş gıdaya aslında veda ettim. Çünkü etmek zorundaydım aslına bakarsan. Yani çünkü yaşamayı seviyorum. Yani bunu bir şekilde ne kadar uzatabilirsem o kadar iyidir diye veganlık konusuna geçtim. Fakat bu vegan
mekanizme ulaşmak benim 7 senemi aldı şahsen. Öyle kolay değil. Yani ben hep eti bırakmak evet daha kolaydı diyebilirim. Ama peyniri mesela çok zormuş. Ben bunun farkında bile değilim. Peyniri bırakmak hakikaten en zor step oldu benim için. Ama sağlık için bunları yapmamız gerekiyor tabii ki. Ya ben tabii senin çok hayvansever bir insan olduğunu bildiğim için bir konferansta böyle bir standta hayvanlarla alakalı işte vegan olun çünkü işte hani böyle etki ediyorsunuz diye bana şey sordu işte ne hangisini seçersin diye 3 tane hayvan sordu işte tavuk, inek bir de galiba domuz vardı. Ben dedim şey yani çok mu vahşet dolu o zaman ineği seçin dediler bana. İneği seçtim tabii işte o süt ve hani dairy product işte yani peynirsel ürünlerin üretimiyle evet. Alakalı o işte ineklerin nasıl hani o hepimizin rahat rahat içtiği sütlerin nasıl yapıldığıyla alakalı bir sonra. Fabrikasyon süreci gösteren ve böyle gizli kamera çekimleri. 3-4 dakika sonra ben dedim daha fazla izleyemeyeceğim. Çok aşırı rahatsız evet. Etti beni gerçekten. Böyle kadın gel otur falan istiyorsan ben bayağı fena oldum. Kötü hissettim kendimi ve hani o gün gerçekten dedim ki ben bugün bir şey yiyemeyeceğim. Bana böyle peynir meynir vermeyin. Kendimce o gün bir şey yaptım. Tabii sonra insan aşıyor bir şekilde yapamıyorsun ama keşke ben de yapmayı başarsam. Yani sen belki yol gösterirsin işte bize bu kitapla. Ya evet yani çünkü insanlar nereden başlayacağını bilemiyorlar açıkçası. Ben daha fazla sağlık konusunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü hayvan sevgisini insanlar önemsemeyebiliyorlar. Mesela benim eti bırakmaktaki en önemli sebebim gerçekten hayvanlardı. İşte Bodrum'da bir otelde kaldığımız otelin deniz kıyısında çok güzel bir ördek ailesi vardı. Ben de ördekleri çok sevdiğim için işte onlara sarmıştım. Birkaç günün sonunda artık beni tanıyorlardı. Birlikte işte denize giriyoruz. Yani onlar denizde yüzdükleri zaman ben yanlarına gittiğimde kaçmıyorlardı. Öyle bir aile hayatı kurmuştuk gibi. Ama sonrasında akşam şehre inip işte ulus 29'da işte ördek rol söyleyip onu yiyebiliyordum mesela. İşte o an yani ördek rol ısmarladığımda ne yapıyorsun sen ya diye bir kendime sorduğumu çok net olarak hatırlıyorum. Çünkü sabah bir grup ördekle arkadaşlık yapıyorum. Akşama onlardan bir tanesini yiyorum. Yani bu sabah sevip akşam yiyorum. Evet yani bu hangi mantığa sahip Allah aşkına. Olacak iş değildi. Hemen o gün tavuk ve işte ördek kanatlarının hepsini yemeyi zaten başka bir şey yediğimi zannetmiyorum. Onların hepsini yemeyi bıraktım. O şekilde geçtim. Yani böyle insanlara hayvan sevgisini anlatmak biraz zor. Çünkü onlar zannediyorlar ki sadece biz Allah'ız ve bizi doyurmak için bazı hayvanlar yaratılıyor ve işte onları bizim önümüze T-bone steak olana kadar her türlü eziyeti yapmaya da hakkımız var diye düşünüyorlar. Yani onlar sanki hiçbir cana sahip değiller ya da işte hiç anneleriyle bağ kurmuyorlar, işte anne sütü emmiyorlar zannediyorlar ama hiç böyle bir şey yok. Yani sen ha bir bebeği annesinden kaçırmışsın, hadi kuzuyu. Benim izlediklerim işte böyle şeylerdi, beni acayip etkilemişti. Evet, yani böyle şeyleri bak. Ne var biliyor musun? Bu yani cesaret edip edememe durumu da değil aslına bakarsan. Kafanın açılma durumu. Çünkü o döneme kadar hiç düşünmüyorsun yani. Ben de işte o ördeklerle ilişki kurana kadar o yediğim ördeğin o ördek olduğunu hiç anlayamıyordum belki ama ilişki kurduktan sonrası mümkün değil. Yani işte evinde kedin var. Kediyle alakalı herhangi bir şey yemen, içmen mümkün mü? Değil. Bu da onun gibi bir şey. Tabii. Yani bir kuzun olsa bir kuzu da yemeyeceksin aslında belki. Aslında kedi demişken tabii ben seninle ilgili böyle işte yorumlara bakıyorum. Ekşi Sözlük seninle dolu resmen. Hem böyle tipik işte birisi böyle çok bir sürü iş yaptığında hem bayılanın var hem de bir o kadar sevmeyenin var. Aa, çok evet, acayip bir dünya evet, bu. Evet. Herkesin öyle olduğu için anlıyorum. Çok şeyim yani bu konuda. Aynen. Çünkü benim işim gezmek mesela yani. Yani gezdiğinle alakalı herkes tabii yorum yapmış ne çok geziyor falan diye. İşim tabii. Yapacak bir şey yok. Ben hayvanlarla ilgili bir şey söyleyeyim ama sen şu gezme konusunda madem yeri gelse açıkla onunla alakalı senin bir anın olduğunu biliyorum. Ya evet ben işte şey gazeteye o yüzden alınmıştım zaten. İşte köşemin adı da John Türk. İşte yurt dışına gidip o Türkiye'de olmayan şeyleri işte burada köşe yazısına dönüştürebilmekti. Ama yani her yere gittiğimde işte bunu yazıyorum bak Instagram'a koymak dedi bak köşeme yazıyorum yani.
Ay ne bir görgüsüzlüğüm kalıyor, ne bir bilmemem yani. Bir sürü insana hiç üşenmeden hakikaten o Instagram'a kötü yorum yazanların bir önceki evresi gazete hesabına mail atanlardı. Hiç üşenmeden beni görgüsüzlükle falan suçluyorlar. Yani eşimi yaptığım için görgüsüzlükle suçlanıyor. Böyle bir şey olamaz yani. O işte Ekşi Sözlük'teki atıflardan birçoğu da onlardan kalma. Fark ediyorum, okuyorum arada, komiğime gidiyor. Ben orada seninle alakalı bu hayvan sevginden ötürü hoşuma giden bir şey vardı. Birisi bir Van kedisi galiba sen bulmuşsun işte hani sahiplendirmek istemişsin. Yazan kişi şey diyor, kediyi galiba senden almışsın ama alana kadar o kadar çok şey sordu ki diyor bana. Yani böyle hani acaba beni de alır mı yani o kadar ilgileniyor ki yani böyle yani ne kadar aslında ciddiye aldığın hayvanlarla ilgili konuyu hani çok bence kendisini gösteren bir itiraf diyebilirim. Çünkü çok açık açık böyle söylemiş yani. Bundan çok hoşlandığını söylemiş seninle alakalı. Ya hala öyleyim ama çünkü en çok üzüldüğüm şeyler eve alınan hayvanların sokağa bırakılması. Yani onlara rahat yemek bulmaya, sıcağa alıştırıyorsunuz ve ondan sonra kapının önüne koyuyorsunuz. Yani dünyadaki en büyük vicdansızlıklardan biri hakikaten bu. Çok önemli gözükmese bile korkunç bir şey. Yani benim bir arkadaşım bunu yapsa yani onunla ilişkimi bitiririm mesela. Yani benim kitabımın alabileceği bir şey değil. O hayvanlara o kadar çok üzülüyorum ki kendim de onları sahiplendirirken aynı hatayı yapmak istemiyorum. Çünkü 1-2 ay sonra ben buna bakamıyorum deyip kapının önüne koyacak birine yavru hayvan vermek istemiyorum. Çünkü onun vebalini üzerime almak istemiyorum. Hakikaten bu konu beni çok üzüyor. İstanbul'da yaşarken bir de çevrenin en bahçeli evi, apartmanı bizimkiydi. O yüzden zavallılar işte hep genelde bize sığınıyorlar ve yavruluyorlardı. O yüzden yani dağıttığım kedi sayısını hakikaten hatırlamıyorum. Hepsini tabii ki kontrol ediyorum. Doğum evi diyebilir miyiz? Biraz evet diyebiliriz. Çünkü yani zavallılar ne yapsınlar? Gökdelenler arasında bize sığınıyorlar. Ben de onlara kapımı açtığım için sorun yoktu. Ama şey yani bu apartmandakilerle de tabii ki sürekli atışıyorum yani onları da yaşadım. Ama işte hiçbir şekilde pes etmemek gerekiyor. Ya. Onlar car konuşuyorlar sonra susuyorlar. Evet bir can kurtarmak güzel bir şey. O yüzden ben de yaptığım nefis bir şey. Daha da yap inşallah. Hadi gelelim Atina kısmına. Aslında sen İstanbul'dan Atina'ya gittin ve hani 2 senedir falan yaklaşık herhalde orasından evet. Biraz daha fazla. 2 sene oluyor evet. Atina'da yaptığınız aslında Edmonton'u ben hani İstanbul'da da takip ediyordum ama sanırsam şimdi birazcık o yani dergicilik kısmı hayatından çıkmadığı belli. Evet. Dijital olarak da bunu böyle şu an hala devam ettiriyor olmanız çok güzel. Birazcık onu sen dinleyelim şu an yaptıklarınızla alakalı. Ya bizim dergicilik hayatı bitince Alex'le birlikte kurduk işte Edmonton'u. Hatta benim çalıştığım dergilerin de moda editörü görsel tasarımı Alex'e aitti. O yüzden dedik bunu hayata sürdürmemiz lazım. Bu yüzden Edmonton'u açtık. Ama işte Türkiye gibi bir ülkede sadece erkek modası gibi bir konuyu seçtiğimiz için çok fazla ileri gidemedik diyeyim ben sana. Çünkü işte bu dünyanın da bir tıklanma durumları var ya. İşte o tıklanmayı arttırabilmek adına böyle abuk subuk yerlere ya da abuk subuk isimlerle çalışmak gibi bir derdimiz olmadı açıkçası. Online'ken kendi dergimde de bari bunu yapmayayım diye düşündüm. Çünkü yıllar boyunca dergicilikte hep bize bir şeyler öğretildi. Yok işte moda çekimlerinde ürün gözükmeli, aman o ürünün kolu da çıksın, bacağı da çıksın falan diye hiç böyle artistik kareler yayınlayamazdık falan biz o dergilerde. Onun acısını çıkartmak adını birazcık kurduk. Şimdi de son 2 sayıdır İngilizce olarak yolumuza devam ediyoruz. Atina gençliğine de bir katkımız olsun diye. Ama her konuda birbirine çok benzeyen iki ülke Türkiye ve Yunanistan. Moda konusunda da böyle o kadar fazla ileride değiller. İlgili değil daha doğrusu erkekler. Ama İngilizce olduğu için dünyanın her tarafından okuyucumuz oluyor. Ona seviniyorum. Yine niş bir kitlemiz var. Ama sadece bir ülkeden değil artık işte İngilizce olduğu için yurt dışına devam ettirmek
daha bir kolay tabii ki. Ben hani uzun zamandır takip ediyorum aslında. Hani hala tıklamayan varsa sırf yani erkek burası diyor ama tabii yani böyle bir sürü kapsamlı detaylı şeyleri var hani aslında derginin. Sen takipçisinin daha çok olması gerekiyor. Burada en azından altını çizelim. Aslında ben son en çok aklımda olan şey yine en sona kaldı. Üstündeki tişörtle alakalı bir konu. Ha. Sen bütün bu olaylar başlamadan önce Paris'teydin. Aynen. Ve Madonna'nın Madame X turnesinin son bacakını sen yakaladın aslında galiba. Biraz orayı anlatsa bu güzel anı senle dinleyelim. Ya nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Hala gözümün önünden gitmiyor görüntüler ya. Çünkü normal bir Madonna konseri gibi değildi. 1800 kişilik bir salonda izledik. Yani kadın hakikaten şuramızdaydı ya. Yani bütün salonun orasındaydı. Zaten küçücük bir salondan bahsediyorum sana. Bir güvenlik bariyeri, işte kocaman sahneler falan da olmadığı için hakikaten biz bize konserler yaşamış olduk. Bir kraliçeyle bir an paylaşmış oldum. Yani hakikaten inanılmazdı. Yani konser boyunca işte biz şeylere o kadar çok alıştık ki bizim Türk şarkıcılar hep vardır ya sahneye çıkan kendini bir kraliçe hisseder ve ona göre konuşur. Ben kraliçeyim, ben şöyleyim falan filan diye bunu söylemlerine katar. Yani ama Madonna bir kez bile kraliçelik namına bir şey söylemedi ama bütün salon Queen diye ona bağırıyordu ya. İnanılmaz bir denge, düşünebiliyor musun? Yani kraliçe seni söylemende olmuyor. Onu insanların hissetmesi gerekiyor ya. İşte o anı yerinde yaşadığım için inanılmaz mutluyum. Yani onun zaten işte çok fazla artık dans olaylarına giremiyor. Bir de dizi fena şekilde incindiği için onun o acısını birazcık da yaşamış olduk. O derdi hakikaten yüzünden okunuyordu. Zaten işte çıktığımda ilk başlarda ayağındaki ayakkabıların ne kadar çirkin olduğundan bahsetti. İşte normaldeki o ayakkabılarını giyemediğini fakat işte ortopedik olduğu için bunları kullanmam gerekiyor. Kusura bakmayın, bunları sizin önünüze giyiyorum ama saçların ne güzel değil mi diye falan hemen konuyu kendine getirebiliyordu. Yani gerçekten çok komik bir Madonna izledik bir de. Tears of a Clown diye bir şeyi vardı ya onun, işte palyaço kılığında çıktığı. O gösterisinin aslında bir devamı gibi de düşünebilirsin. Bayağı stand-up yaptı yani. Kah 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 deliler gibi Madonna'ya güldük. Güzel şarkılarını da aldık. Şey tabii bu konserin tabii hani farkını tutmak lazım. Ve az kişiden ziyade konsere giderken üstünüzü hiçbir şekilde kaydedecek herhangi bir cihaz bırakamıyorsunuz. Her şey dolaplara kilitleniyor. Evet. Bütün konser kafadan akılda kalıyor. O kısımda anlatayım. Tam işte dışında Rex'teydi. Fransa'daki, Paris'teki Rex salonunda gittik. Orada dışarıda Madonna'nın işte deposterleri falan var. Onları çektim. İçeri girmek için işte story'e koymak istiyorum. Girmeden önce havamı atayım bari diye. Tam onu yaparken işte bir yandan da güvenlikten geçeceğim. Güvenlik beni durdurdu. Give me your phone dedi, böyle telefonu uzattım ve telefonumu bir gözlük kılıfının içine koydu. Çat diye elini çekince zaten onun şeyi vakumlandı. Yani açmanın mümkün olmadığı bir sistem yapmışlar. Bayağı sana gözlük kabını geri verdiler. Telefonumu kapalı bir şekilde hiç kullanamadan cebimde taşıdım abi. İnanılır gibi değil. Zaten 3 saat geç çıktım onunla. Bari o sırada yani Twitter'a girerdik, bir şey yapardık falan diye düşünüyoruz ama onunla yapamadık. Bütün salonla sosyalleşmeye başladık. Herkes onun için gelmiş. Herkes bir ayrı Madonna fanı olduğu için tatlı muhabbetti aslında ama yani tek kare bile fotoğrafı çekememek hakikaten üzücü. Hem üzücü hem güzel. Şöyle ki hiç çekme, konseri çekme stresin olmadı. 2 saate yakın hiç gözünü sahneden ayırmadan inanılmaz bir gösteri izledik. Yani bu her baba yiğidinde yapabileceği bir şey yok. Değil tabii ki yani. Kimse bu şekilde kendine güvenip bunu telefonları yasaklarsa bence kötü bir şey yapmış olur. Çünkü izlenecek ve dinlenecek bir şey vermen gerekiyor. Bunu Madonna yapabilirdi. Yaptı da vallahi. Ben şahidim. Bir de galiba tabii siz sanırsam turnenin son konserini izlediniz. Çünkü sonrasında işte iptaller başladı ve bir daha da konser olmadı. Birkaç tane daha vardı ama hepsi iptal oldu. Son konseri siz izlediniz galiba. Sorma, ben zaten en son konsere gitmek istediğim için 8 Mart'a almıştım.
tüm programı açıklandığında 8 Mart son konseriydi. Ben de ona bilet aldım. Ama sonra Madonna bir hafta daha ekledi maalesef. Ona çok bozulmuştum, çok içerlemiştim ama korona patlayınca gerçekten biz son konsere gitmiş olduk. Bizden sonraki bütün konserler iptal oldu. Zaten biliyorsun o sıralar işte dizi sakat olduğu için konserleri bir gün çıkıyor, bir gün iptal etmek zorunda kalıyor gibi durumları da vardı. O stresim de bir başka yerdendi ama koronanın bu kadar patlayacağını o dönemde gerçekten düşünmüyordum. Yani Madonna yerine başka biri olsa büyük ihtimalle gitmezdim o Paris'e. Çünkü korku içinde dolaştım yani Paris sokaklarında. Daha o zaman o kadar patlamamıştı bile bu olay. Ona rağmen korkuyordum sonuçta bu virüs yani bir yerden kapma çok olası ve havaalanından geçiyor olmak bir korkuydu. Ama işte evet ama yani söz işin ucunda Madonna olunca biraz cahil cesareti kabardı yani yapabilecek bir şey yok. En azından bu dönemin en güzel son konserini belki de sen izledin. Bundan sonraki konserler nasıl olacak veya olabilecek bir kısmı çok hala havalı, ama, çok havalı. İşte en son izlediğin konser sorulunca direkt Madonna diye yapıştırıyorum. Aynen. Bu konuşma sohbetimizde en azından güzel bir şey noktalamak istedim. Dilerim çok iyi yapmışsın. En yakın zamanda yani bu konser havaları ve haberleri daha çok gelir. Madonna konserini izlemek çok isterdim. İstanbul'daki izlemiştim ama Madame X kısmet olmadı. Madame X. Ama senden işte en azından duyduklarımızda biraz biz de alınmaya başladık diyelim. Evet. Ben aslında bir baktım ama her şeyi konuştum ve sordum. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Olak Ses'in Lak Lak bölümünde Atina'ya bağlanıp seninle hem bu dönemi hem de aklımıza gelen her şeyi konuştuk. İnşallah daha güzel günler bizi bekler bundan sonra ve hani biraz artık olaylar daha da iyiye döndüğü için daha pozitif hissediyorum ama tabii dikkat etmek zorundayız hala bu iş bitmedi ve dikkat etmeye devam edeceğiz bundan sonra daha uzun süre. Evet bu yaz herhalde birazcık havada geçecek yani birazcık korka korka geçecek ki öyle geçmesini dilerim. Çünkü burada insanlar hemen sokağa çıktı vallahi. Orada da yasak kalkar kalkmaz umarım herkes sokağa dökülmez diye düşünüyorum. Bu bize kalmış bir şey değil tabii ki. Devletlerin kendi çapında verdikleri işte kararlar bizi nereye götürecek bunu zamanla göreceğiz. Ama işte kuyruğu dik tutmakta her zaman yarar var. Aynen. Eti az yemekte ve de lütfen her yerde söyleniyor biliyorsunuz bu tip virüsler etle doğru. Birlikte daha da fazla yayılıyor. En azından böyle bir böyle bir yaptırımı da varken bu aralara etten biraz uzaklaşmak tamamen vazgeçilmiyorsa bile biraz uzaklaşmanın tam sırası gibi geliyor bana. Ne dersin? Ben bu sohbetten anladım. Senden bir veganlıkla ilgili güzel bir şeyler gelmek üzere. En azından ana fikir hakkında kalan şey bu. Umarım kısa zamanda o beklediğimiz yeni O Ben kitabı hemen bizlerle buluşur diyelim. Çok zevkliydi Lak Lak'a katılmak. Sevgilerimi gönderiyorum buradan herkese. Teşekkür ederiz. Herkes kendine iyi baksın, evinde lütfen. Kalsın veyahut da dikkat etsin dışarı çıkacağı zaman. Lütfen zamanda. Öyle, lütfen. Sevgiyle.